Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sırt çantamda taşıdığım küçük el çantasında bulunan eşyalarımı tanıtacağım. Bu çanta Max Pedition EDC Organizer çanta olarak geçiyor. İçerisinde birçok bölmesi var. Bu bölmelerde çok iyi eşyalarınızı barındırabilirsiniz. İlk olarak çakmakla başlayalım. Çakmak doğada bildiğiniz gibi çok önemli. Bir ateş yakma ihtiyacı hissettiğinizde ateşinizi bu çakmakla yakabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Kenara koyalım. Daha sonra doğada günümüzde tabii artık akıllı telefonlar kullanılıyor. Akıllı telefonların da şarjları çabuk bitiyor. Telefonunuzu en az bir veya bir buçuk kere şarj edebilecek bir power bank çantanızda bulunmalı. Daha sonra yanınızda yani belinizde taşıdığınız bıçaktan ayrı olarak ikinci bir bıçağı yanınızda bulundurmanız yani çantanızda bulundurmanız gerekiyor. Çünkü belinizde taşıdığınız çanta ormanda yürürken takılıp düşebilir veya başka bir şey gelebilir başına. Bıçak ihtiyacınız olduğunda bunu kullanabilirsiniz. Çantanızdaki bıçağı kullanabilirsiniz. Bu bölüme geldiğimizde ise bu görmüş olduğunuz bir magnezyum taşıdır. Herhangi bir bıçağı bu kısma sürttüğünüzde kıvılcım çıkartacaktır. Bu kıvılcımla da kav veya pamuk, vazelinli pamuk gibi şeyleri tutuşturarak ateşinizi çok kolay bir şekilde yakabilirsiniz. Küçük kutuya gelecek olursak, bu kutumuzda ise bir ipimiz var. İpimizin yanı sıra bir adet iğnemiz var. Yani doğada kıyafetiniz yırtılabilir, bunları dikmeniz gerekebilir. İlk yardım malzemesi olarak bir iki ufak bir malzeme var. Bunlardan sadece şu katron yanını göstereyim ben size. Katron yağı birçok şeyde kullanılabilir. Yanıklarda, yaralarda vesaire. Diğerleri de muhtelif ilk yardım ürünleri. Yanık kremleri, yara kremleri, tuzu var. Daha sonra bir adet daha çakmamız var. Bu çakmağın üstündeki görmüş olduğunuz bant duct tape olarak geçiyor. Suya karşı dayanıklı bir banttır ve aynı zamanda çok sağlam bir banttır. Aklınıza gelebilecek her yerde kullanabilirsiniz. İlk yardım çantamla ilgili ayrıntılı bilgiyi başka bir videomda sizlere göstereceğim. Şöyle koyalım bunları. Paraşüt ipi. Doğada ip inanılmaz bir şekilde işinize yarayacaktır. Bu iplerin kamuflaj desen yani yeşil olanlarını tercih etmenizi önermem. Yani ipin fark edilmesini istiyorsanız renkli bir ip bulundurmanızda fayda var. Bu ipi tek olarak kullanabileceğiniz gibi olta yapmak istediğinizde veya başka bir şey yapmak istediğinizde içinde bu ayrılan yani 7 parçaya ayrılıyor bu içindeki ipler. Bunları da kullanabilirsiniz. Yanınıza yani maksimum yani minimum bir 5 metre bulundurmanızda fayda var. Şu da çok amaçlı çakı, multitool olarak geçiyor. Pense olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra kesici olarak bıçak kısmı var. Gazoz açacağı kısmı var. Tornavida takımı var. Tornavida takıp da kullanabilirsiniz. Daha sonra mini bir test serisi var. Bu tarafında ise daha kalın bir test serisi var. Şu kısma tornavida uçları takılıyor. Çeşitli kullanım alanları var. Yani doğada oldukça işinize yarayacaktır. Bu kutuda ise az önce bahsettiğim gibi vazelinli pamuk var. Pamuğa bulanmış, vazeline bulanmış pamuklarımız var. Bunlarla ateşinizi çok hızlı bir şekilde tutuşturabilirsiniz.
Buradaki bölmeye baktığımızda ise bakalım çıkacaklara. Pusula mutlaka yanınızda bulunması gerekiyor doğada. Yön tayininizi çok kolay bir şekilde bununla yapabilirsiniz. Pil. En önemli ihtiyacınız pil. Eğer yanınızda bulunan, yanınızda elektronik bir eşya varsa bunların mutlaka yedek pilini taşımanız gerekiyor. Şurada feneri de unutmayalım. Fener, yani aydınlatmanız mutlaka olması gerekiyor. Kafa fenerinizden ayrı olarak bir de el feneri bulundurmanızda fayda var. El fenerlerinin ve kafa fenerlerinin pillerini kullanmadığınız zamanlarda içinde bırakmayın. Çünkü atma yaparak cihazı, feneri bozabilirler. Pillerini ayrı tutun ve ayrıyetten yedek pil bulundurabildiğiniz kadar bulundurun. Daha başka bakacak olursak. Evet, pillerimiz çıkıyor. Az önceki çok amaçlı çakının vida başlıkları. Islak mendil bulundurabilirsiniz çantanızda. Bu kısmı bitti. Bu görmüş olduğunuz fener aynı zamanda. Yine yani anahtarlık olarak da taşıyabileceğiniz çok amaçlı bir anahtarlık. Çakı kısmı var, bıçak kısmı var, tornavida kısmı var, düz tornavida kısmı var. Çok amaçlı olarak yani gazoz açacağı, kapak açacağı olarak kullanabileceğiniz ucu da var. Ayrıca bu görmüş olduğunuz minik bir testere bunu magnezyum taşını sürtmekte de kullanabilirsiniz. Ama ufak kesmek için bir şeyler kullanacaksanız işinize yarayacaktır. Kablo bağını ise çantanızda bulundurmanızda fayda var. Bunlarla aklınıza gelebileceğiniz her şekilde bunları kullanabilirsiniz. Zor durumda kaldığınızda barınak yapacaksanız eğer bununla dalları birbirine bağlayabilirsiniz. Veya dalları birbirine bağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın mesela alt tabanı söküldü. Bununla tutturabilirsiniz. Size magnezyum taşının nasıl çalıştığını göstereyim. Az önce de dediğim gibi şu kısma kuvvetli şekilde sürtmeniz gerekiyor. Kıvılcım çıkartabilmesi için. Malzemelerimize devam edelim. Bunlar ışık çubukları. Ucuz olanlarından. Fazla kaliteli olduklarını söyleyemem. Ama zor koşullarda işinize yarayabilir. Bunları kırdığınız takdirde ortasından kırdığınız takdirde ışık saçıyor. Yani karanlık ortamda fark edilmenizi sağlıyor. Kalem ve not defteri. Doğada mutlaka yanınızda bir not defteri ve kurşun kalem. Tükenmez kalem değil, kurşun kalemin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir ekiple yürüyorsanız eğer, ekibinizde yürüyen kişilerin başına bir şey geldiyse ve bu kişilere bir ilk yardım müdahalesi yaptıysanız bu ilk yardım müdahalelerinin hepsini bir kenarıya not etmeniz gerekiyor. Gelecek olan sağlık kuruluşlarına, sağlıkçılara bildirmeniz açısından. Veya kaybolduğunuz diyelim, en son bulunduğunuz noktaya bunu yani bulunduğunuz yeri, durumunuzu vesaire ne tarafa gittiğinizi yazıp oraya bırakabilirsiniz not halinde. Acil durum battaniyesi. Bu sizi acil durumlarda soğuktan koruyacaktır. Isınızı koruyacaktır. Gayet kullanışlı bir ürün. Aktif karbon cep ısıtıcısı olarak geçiyor. İçerisinde aktif karbon var. Bunu şu şekilde burasından ayırarak aktif hale getiriyorsunuz. 12 saat boyunca size ısı veriyor. Zor durumda kaldığınızda bu sizin ısınmanızı sağlayacaktır. Battaniye ile birlikte daha çok ısınmanızı sağlayacaktır. Eğer yanınızda bulundurabiliyorsanız daha çok bulundurabilirsiniz. Vücudunuzun istediğiniz bölgelerini yapıştırabilirsiniz. Sıra olarak bakalım. Kibrit. Suya karşı korumak için streç filmle kapladım ben. Tabi bunların survival kibrit olanları da var. Yani her koşulda, her şartta yanabilen kibritler de var.
Çakmakların yanı sıra yanınızda bir kibrit bulundurmanızda fayda var. Yani doğada ateş yakmak için yanınızda olabildiğince çok kaynak bulundurmanızda, malzeme bulundurmanızda fayda var. Ben öyle düşünüyorum. Organizer çantayla ilgili videomuz buraya kadar. Çantada olması gerektiğini düşündüğünüz malzemeler var ise yorum yazarak bize bildirebilirsiniz. Hoşça kalın.